İyi Parti lideri Meral Akşener'in grup konuşması son dönem iktidar cenahından kadınlara yönelen hakaret ve saldırılara en net, en sert cevaptı. Kendisine hakaret edenlerden kereste gibi yaşam formları diye söz etti Akşener. Şuur altlarının pisliğinden dert yandı. Kız ya da erkek torunumu bu adamların yanına bırakamam ne yaparlar diye korkarım dedi. Daha ağır ne denebilir ki? MHP lideri içinse aynen şunu söyledi. Sayın Bahçeli kitap okumaz. Türk filmlerine meraklıdır. O filmlerdeki tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı. Bu da Bahçeli'nin fosforlu cevriye kınalı yapıncak gibi göndermelerine cevaptı. Bu isimlerin filmlerde kötü yola düşen kadınlara takıldığını da hatırlatalım. Velhasıl siyasette seviye yerlerde. Dilde düzeysizlik, üslupta saygısızlık diz boyu. Aynı keresteler İmamoğlu'nun 8 Mart mesajında Meral Akşener'le HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın adlarının birlikte anılmasına bile tahammül edemedi. Nasıl olurmuş da ikisi birlikte zikredilirmiş? Oysa burada iki ismin bir arada anılmasını gerektiren 8 Mart dışında da bir durum var. Akşener gibi Buldan da MHP'den gelen ağır hakaretlerin hedefi oldu. Hakaretleri yarıştırmayalım tabi ama Buldan'a yönelik hakaret daha da ağırdı. İki liderin bu iğrençliğe karşı birlikte savunulması gerekmez mi? Şunu da hatırlatalım. Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan 1994 yılında polis kimlikli kişilerce kaçırılıp işkenceyle öldürülmüştü. İki yıl sonra Akşener İçişleri Bakanı oldu. Bu cinayet faili meçhul kaldığı gibi listeye yenileri eklendi. Hiç kimse de Pervin Buldan'a Adının Meral Akşener'le birlikte anılmasından rahatsızlık duyup duymadığını sormadı. Çifte standartları bir yana bırakmazsak ne hakaretleri önleyebiliriz ne de faili meçhul cinayetleri. Dileriz bu kereste saldırısı kadınların asgari müştereklerde buluşup küfürbaz yaşam formlarına karşı bir arada direnmelerinin sonucunu doğurur.